Geçmiş olsun. Teşekkür Bildiğiniz üzere dün akşam Sağlık Bakanımızın ilk aşıyı, Türkiye'de ilk korona aşısını olmasıyla birlikte aşılanma süreci başlatıldı. Bakanlığın belirlediği bir plan çerçevesinde öncelikle sağlık çalışanları en çok temas eden, en çok risk altında grup olan grup olması hasebiyle aşılama planına dahil edildi. Bu kapsamda da Bakan Bey'in aşılanmasının hemen akabinde ilk grup olan, riskli grup olan sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Bu sabah itibariyle tüm Türkiye'de ve ilimizde aşılama programı başlatıldı. İlimizdeki tüm hastanelerimizde, il merkezindeki ve ilçe merkezindeki tüm hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde oluşturduğumuz aşı odalarında MHRS takvimine tanımlandı. Sağlık personellerimiz MHRS'den randevu almak suretiyle gün içerisinde bu aşılama odalarında aşılarını olabilecekler. Şu ana kadar başlayan süreçte ilimizde herhangi bir yan etki, komplikasyon tanımı olmadı ki zaten beklemiyoruz da. Süreci sıkıntısız bir şekilde atlatmayı ümit ediyoruz. Şu an itibariyle sabah 8'de aşılamalar başlayacak. Hafta sonuna dahil olmak üzere gece 12'ye kadar devam edecek. 2 gün içerisinde tüm sağlık çalışanlarımızın aşılanmasının tamamlanmasını hedefliyoruz. Aşılamadan kimler istifade edecek? Kamuda çalışan tabii ki sağlık personeline ilave olarak özel merkezlerde hizmet sunan hekim ve diş hekimi arkadaşlar ve bunların hizmet ürettiği polikliniklerde görev yapan çalışanlar da aşılamadan istifade, MHRS'den randevu almak kaydıyla aşılamadan istifade edebilecekler. Bu an itibariyle Sinop'ta kaç aşı yapıldı ve kaç tane geldi? Toplam sağlık çalışan sayısı 2700 kadar sağlık çalışanımız mevcut ilimizde. Özel sektörde hizmet verenlerde kattığımızda yaklaşık 3500 kadar sağlık çalışanımız mevcut. Bakanlığımızın gönderdiği aşı stoğu, aşı lojistiği tüm sağlık çalışanlarımızın 2 doz aşısını yapmaya yetecek kadar tedariğini yaptı bakanlığımız. Şu an için bir lojistik sıkıntımız yok. Kaç noktada aşı uygulaması edecek? Her ilçede, her ilçe hastanesinde yatak sayısına göre biz bu planlamayı yaptık. Şu an için Merkez Devlet Hastanesi'nde 15, Boyabat Hastanemizde 10, diğer hastanelerimizde 5'er tane poliklinik olmak üzere her ilçemizde, aynı zamanda aile sağlığı merkezleri de bu aşılama hizmetine verildiği kurumlar arasında her ilçemizde aşılama polikliniklerimiz mevcut. Sağlık çalışanları yine
gönüllülük esasına dayanıyor? Olmak istemeyen olduğu zaman herhangi bir zorlama olmuyor değil mi? Tabii tabii. Tüm tabii sağlık çalışanlarına şu an için süreç başlamış durumda ama daha sonra peyderpey bakanlığın belirlediği program çerçevesinde vatandaşlara belli gruplar halinde aşı uygulanacak ve aşı uygulanması sağlık çalışanları için de geçerli olmak üzere gönüllülük esasına tabi. Fakat şunun bilinmesinde fayda var. Bu aşılar bakanlığımız tarafından tedarik edilen tüm ön incelemeleri, ülkemizde yapılması gereken analizleri yapıldıktan sonra sahaya sürülen, güvenilirliği teyit edilmiş olan aşılar, haliyle belki pandemi sorumlu ekibimiz de bu konuda daha detaylı bilgi verecektir. Haliyle sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın aşı güvenliği konusunda endişe etmesi için hiçbir sebep yok. Bir soru da ben sorayım müdürüm. Sinop'ta ilk aşı olanlardan birisinin yaklaşık bir saat oldu. Gayet rahat ve moral motivasyon olarak daha emniyette hissediyorum. Çünkü sıkıntı aşılandım yok ve korunacağımı biliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Öneriyorsunuz. Öneriyorum kesinlikle. Bu arada arkadaşlar huzurlarınızda öncelikle bu sürecin yönetiminde, yani aşılama süreci haricinde pandeminin başından itibaren fedakarca çalışan, filyasyonundan hastanede hizmet veren tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına da teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü bu çalışmaların sahaya yansıtılmasında bizim elimiz ayağımızsınız. Hepinize de ayrıca bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu aşıdan sonra sağlık personeli, hekimlerimiz diğer hastalara daha kolaylıkla yaklaşabilecekler mi şu anda? Yani risk var mı gene? Yani şu an için ikinci doz 28 gün sonra, evet, ilk dozdan 28 gün sonra ikinci doz uygulaması yapılacak. Maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet etmek esas. Bu konulardan hiçbir zaman taviz vermiyoruz. Ama bireysel korunma noktasında aşı olan insanlar tabii ki olmayan insanlara göre çok daha güvenli, çok daha korunaklı olacaklar. Ki bakanlığımızın açıkladığı verilere göre bağışıklık oranı, antikor oluşma düzeyi %95'leri geçmiş durumda. Biz pandeminin ilk günlerinden beri bu sorunu yaşıyoruz. Şehrimizdeki hastane sayısı biliyorsunuz bir tane. Tek hastane olmamıza rağmen ilimizdeki bütün yükü kaldırdık. İl dışı sevklerimiz olmadı. Çok fazla hastamız yattı. Belki ilerleyen dönemde bu rakamlar sizinle paylaşılır. Çok fedakarca çalıştık bizler. Hastalarımızda da ölüm oranları veya yoğun bakıma gidiş oranları Türkiye ortalamasının biraz daha altında seyretti. Hani genel olarak Türkiye'ye göre daha iyi seviyede işi kotardık. Tabii bunda halkımızın da bilinçli olmasının büyük faydası var. Son dönemde Türkiye'deki artış ve dünyadaki artışla birlikte özellikle şu mutasyonların da tanımlanmasından sonra çok fazla sayıda hasta sayımızda artış oldu bizim de. Artık yükü kaldıramayabilmeye başlamıştık. Yani tam sınırlarımızı zorlamaya başlamıştı. Tam o esnada bakanlığımızın, cumhurbaşkanımızın aldığı önlemler sayesinde biz de bir miktar rahatladık. Tam bu dönemin sonunda da aşılanmaya başlamış olması harika oldu. Bundan sonraki sürecin giderek daha iyi olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Şimdi biz burada gördüğümüz kadarıyla sağlık çalışanlarının da aşı olmakla olmayı istediğini görüyoruz. Yani tabii. Az önceki gözlemlerimizden. Sinop'taki sağlık çalışanlarımızın yaklaşımı gördükleriniz, duyduklarınız. Ya şimdi tabii şöyle, çok fazla sosyal medyada bilgi kirliliği var. Bu denetlenebilir bir durum değil. Dünyadaki bütün gelişmiş muasır medeniyetler, ülkelerde bütün aşılara karşı acil aşı onayları geliştirildi. Elimizdeki aşı şu an Çin aşısı dediğimiz Sinovac'ın geliştirmiş olduğu Atüne aşıdır. Aynı aşının benzerini büyük ihtimalle biz zaten birkaç ay içerisinde kendimiz Konya'da ve Kayseri'de üretmeye başlıyoruz. Birkaç ay içerisinde kendi yerli Atüne aşımız da üretilmeye başlayacak ve mRNA aşıları var. Bu mesajcı RNA aşılarının dağıtım süreçleri biraz daha sıkıntılı. Şu an için bizim bu aşılamaya başlayabilmemiz için böyle bir Atüne aşısı kullanmamız gerekiyordu. Daha önce de çok defa söyledim. Ben her basamakta koronaya bakmış bir hekimim. Ayaktan hastalarım oldu, yatan hastalarım oldu, yoğun bakımda hastalarım oldu, kaybettiğim hastalar oldu. En kötü aşı en iyi koronadan daha iyidir. Mutlaka herkesin aşı olması lazım. Zaten sabahta ilk aşılamaya bütün kendi personelime ve halkıma söz verdiğim gibi ilk aşıyı ben olacağım demiştim. Kendim de ilk alanlardan birisiyim. Hiç kimsenin korkmadan yaptırmasını tavsiye ederim. Her şeyde olduğu gibi tabii aşıda da riskler var. Hani bu riskler göz ardı edilebilir mi? Şöyle söyleyeyim.
korona olacağınıza aşınızın riskini almanız daha mantıklı. Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip olması evet. sebebiyle yaşlarınızın da tereddütleri mutlaka olacak. Evet. Onlara buradan neler söylemek istersiniz? Aşı çalışmalarında özellikle yaşlı bireyler de kullanıldı. 65 yaş üzerinde aşılamalar yapıldı. Zaten bakanlığımızın politikası da ilk aşılanacak gruplar arasında 65 yaş üzeri. Yani yaşlı grubumuzu aşılamaya başlayacağız. O yüzden o gruplara yoğunlaşıldı. Ben vatandaşlarımızın aşılanacağına inanıyorum. En azından çok kötü bir süreç yaşadık. Hepimizin ailesinde birisi, birkaç kişi bu hastalığı geçirdi. Neler olduğunu gördük, kayıplarımız oldu. Kimsenin bu riski alacağını düşünmüyorum. İnşallah halkımız da bizlere güvenir, bakanımıza, ülkemize ve bakanlığımıza güvenir. Bu aşıları olur diye düşünüyorum.